Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi, S.Ö. Bir gün bizim köyün de masum olmadığını anlayacaksınız. Hepsi biliyor ama susuyor. Bunu diyen Ebu Seleme Gülen yani Fethullah Gülen'in öz yeğeni. Kuşkusuz 15 Temmuz darbe girişimini kastediyor. Fethullahçıların o güne dair gerçekleri söylememesini, narin cinayetinin yaşandığı Tavşantepe köyündeki sessizliğe benzetiyor. Yeğen Gülen'in o sosyal medya mesajı benim aklıma S.Ö.'yü getirdi. Bundan tam 17 yıl önce. S.Ö. isimli 15 yaşındaki kız çocuğu 29 Ekim 2007'de Erzurum Dadaşkent Polis Merkezi'nden içeri girdi. Birçok erkek tarafından tehdit edilerek tecavüze uğradığını söyledi. Çocuğun verdiği isimler arasında Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'le oğulları da vardı. Ve işte ne zamanki Fethullah Gülen'in yakınlarının ismi bu utanç dosyasına girdi, olayın seyri değişti. İddia o ki dönemin Erzurum valisi, sonranın AKP milletvekili Celalettin Güvenç mağdur S.Ö.'nün kaldığı yurdu bastı ve yurt yöneticilerine hocaya komplomu kuruyorsunuz diye çıkıştı. Hoca dediği Fethullah Gülen'di. Devletin o zamanki sahibi Fethullahçılar devredeydi artık mağdur S.Ö. apar topar Erzurum'dan uzaklaştırıldı. Hem de AKP'li Güvenç'in başında olduğu valiliğin aracıyla iki istihbaratçı polis eşliğinde. Yetmedi, Seyfullah Gülen Atatürk Üniversitesi'nden cinsel ilişki yetisi yok raporu aldı. Gülen ailesi kendileri hakkında suçlamayı yalanlayıp çocuğun başkalarıyla ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Sonuç ne mi oldu? resmi raporlara göre S.Ö.'nün birçok defa tecavüze uğradığı ortaya çıkmasına rağmen dosyanın üzeri kapatıldı ve dosya hakkında davaya yer yok kararı verildi. Ne zamanki iktidarla Fethullahçılar karşı karşıya geldi, 2017 yılında dosya yeniden açıldı. Seyfullah Gülen öldüğü için hakkında takipsizlik kararı verildi. Oğulları Ammar Gülen ve Selahattin Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yargılama yapıldı ve sonradan öğrenildi ki mağdur çocuk SE'ye kim yardım eli uzatmışsa telefonları terör suçlusu şüphesiyle dinletilmişti. Peki emri kim vermişti? Eski Erzurum İstihbarat Şube Müdürü Abdullah Güler ifadesinde telefonları dönemin Erzurum valisi Celalettin Güvençin talimatlarıyla dinlemeye aldıklarını söyledi. 198 sayfalık iddianamede 42 ayrı yerde dönemin Erzurum valisi Celalettin Güvenç'in ismi vardı. Polislere ceza yağdı ama kimse AKP'li Güvenç'i yargılamaya cesaret edemedi. Barış Terkoğlu ile birlikte bu konuyu Mahrem adlı kitabımızda ve köşelerimizde defalarca kaleme aldık. Sonuç ne mi oldu? O yazıları bugünün Adalet Bakan Yardımcısı olan hakim tarafından engellendi. Terkoğlu da hapiste cezalandırıldı. Utanç da, suskunluk da tarihte bugün başlamadı.